Örneği. Tabii şimdi bu arkadaş balyoz tutuklusudur. Başbakanın neyi kastettiğini bilmiyoruz. Yani belasını buldu veyahut işte gereği yapıldı filan derken. Yani ben gereği onu, yapıldı ve bedelini ödedi sözleri zaten en çok tartışma yarattı. Ben onu tutuklattırdım anlamı filan çıkmasın buradan. Ben öyle anlamıyorum olayı. Yani o askerin sivil otoriteye karşı sadece ayağa kalkması filan değil. Başka oluşumların da içinde olduğu için bugün cezaevinde zaten. Yani AK Parti hükümeti kurulduğundan beri bugüne kadar birçok darbe planı ortaya çıkarıldı. Bugün cezaevinde olan askerlerin çoğu bu darbe planları yüzünden oradalar. Bulunan silahlar yüzünden oradalar. İddiaları dolayısıyla. Veya iddiaları. Tamam. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Yani ayağa kalkmaması, sadece ayağa kalkmaması değil. Yani başbakan ne yapacaktı yani? Ayağa kalkmadı diye tazminat davası mı açacaktı yani? Böyle saçma şey olabilir mi? Siz başbakana ayağa kalkacaksınız. Bu ülkenin başbakanına, cumhurbaşkanına, meclisin seçtiği, halkın seçtiği kişilere gerekli saygıyı Türk ordusu ne yazık ki göstermiyor. Bakın mesela cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanı ilk konuşmasını mecliste yaptığı konuşmaya gitmediler. Hatırlayın. Ama Clinton geldiğinde veyahut Bush geldiğinde meclise gidip onu dinlediler yani. Şimdi buradaki farkı halk çok iyi görüyor zaten. Peki. Bu şunu söylemek istiyorum. Hı-hı. Yani başbakan da Bülent Arınç da bu konuşmalarında son derece haklıdır. Bu saygısızlık, bu ayağa kalkmama veyahut hatırlayın bu Ergenekon davasıyla ilgili çıkan ortam dinleme kayıtlarında sadece bu ayağa kalkma gibi saygısızlıklar değil, hükümeti yıkma girişimlerinin nasıl yapılacağına dair planlar peki vesaire hepsi yayınlandı. Yine devam edeceğiz yani. Nuh Bey. Bir Tufan Bey'i dinleyelim. Tufan Bey siz ne dersiniz bu açıdan?